Erdem Bey az daha programa geç kaldığınız için böyle bakıyorum. Şıpıdık şıpıdık oynuyorsunuz stüdyomuzun orta yerinde. Programa geç kalmadım Cenk Bey. Program daha şimdi başlıyor ve ben buradayım. Üstelik ilk kez konuşan, yani bugün programda sesi ilk çıkan kişi benim. Siz geç kaldınız. Dolayısıyla birinci siz, ikinci ben mi oldum Erdem Bey? Yeah. Vallahi ben halbuki 3'te gelmiştim Erdem Bey. Yine siz kazandınız. Çok sinirli verici bir durum. Cenk Bey, mühim olan radyoya kaçta geldiğiniz değil, programa önce kimin girdiği. Ama Erdem Bey daha sevgili jenerimiz bitmeden ıvıldanmaya başladınız. Sayılmaz ki. Siz de uyanık olsaydınız, açık göz olsaydınız, siz önce ıvıldansaydınız Cenk Bey. Böyle hep kaybedeceksin. Sus, ağlama, Allah kahretsin. Bir daha getirmeyeceğim zaten seni buraya. Sevgili dinleyiciler, sizlerin de gördüğünüz gibi Cenk Bey ters yüz oluyor ve iç organları dış organ, dış organları da iç organ haline geliyor. Cenk Bey'i böyle ters yüz edip mandalla balkona asarak kurutuyoruz sevgili dinleyiciler. Teşekkür ederim Erdem Bey. Yine kendi garip konuşmalarınıza garip garip gülmeniz ilgimi çekmedi değil hani, ama evet, ben sağ sevgili iç organlarımı dışarı çıkartıp sevgili iç organlarımı dış, dış organlarımı iç organ yapıyorum. Bu sayede hayatım iki katına çıkıyor Erdem Bey. Anlıyorum. You are insiding out, yani öyle mi Cenk Bey? Yeah man. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda öyle çok fazla önemli bir mevzu yok. Hepsi fısırtı, fasarya, pek çok mevzuyla ilgili. Hayır Erdem Bey, kabul etmiyorum. Programımızda böyle şeyler olmaz. Yanıldın mı yoksa, yine mi Cenk Bey? Her daim en önemli olgulardan bahsederiz Erdem Bey. Müzik olsun, müzik olmasın, müzikomani olsun, müzikomani, müzikomani, bu nasıl armoni? Bence bu müzik değil, Dramdım. Müzikomani. Daştım. Diye eskilerden hatırladım ama aslında hatırlamak istemediğim bir şarkı vardı Erdem Bey ama. Evet Cenk Bey, eski güzel günlerimizden kötü bir anı bu şarkı zannımca. Ama olsun Cenk Bey, önemli değil, anının iyisi kötüsü olmaz, anı anıdır. Bırakalım anı. Güzel söylediniz Erdem Bey. İsterseniz anılara bundan sonra hatıra diyerek kendilerinin hayatımıza daha uzun yer etmelerini sağlayalım. Ne dersiniz? Cenk Bey, onlara verdiğimiz isimle hayatlarımızdaki kapladıkları yeri değiştiremeyiz. Kusura bakmayın. Sizinle anlaşmaya çalışıyorum Erdem Bey. Böyle anlaşamazsınız Cenk Bey. Böyle ancak bir fokla anlaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cenk Bey, siz de foklara fok balığı diyenlerden misiniz? Ya da fok yunuslara balığı. Yunus balığı onların diyenlerden misiniz? Onların esas adı fogdur Erdem Bey. Fok balığı, yani sis balığı. Bu balıklar sisle birlikte gelerekten hemen yanı başımızda burunlarında top çevirirler Erdem Bey. Peki frog balığı olabilir mi Cenk Bey? Olabaz. Öyle bir balık var mı? Yok. Frog balığı diye bir balık yok mu? Yok, gerek yok çünkü froglar frog olmadan evvel zaten balıktır Erdem Bey. Suya anneleri onları doğurduğu zaman bir balık olarak doğurur ve yıllar sonra geri döndüğünde ben sizi böyle mi bırakmıştım, Allah kahretmesin sizi şeklinde serzenişlerde bulunur. Ama annesi de o halde olur Cenk Bey, çok i̇şte, saçma değil mi bu? O yüzden kurbağalar pek akıllı hayvanlar değillerdir Erdem Bey. Cenk Bey, bu kurbiçler biliyorsunuz dediğiniz gibi peluh olarak doğuyor ve evet, kurbiç olarak ölüyorlar kendileri. Evet. Bu hayatlarında çok önemli, yani mesela eskiyi hatırlarken onların anılarında ben balıkken falan diye mi konuşuyorlar? Yani anıları çok farklı dönemlere ait değil mi? İki ayrı kişilik mi oluyor? İki ayrı kişilik ve iki ayrı hayat Erdem Bey. Kurbiçlerin ruh dünyasına şöyle bir dönersek. Evet Erdem Bey, sanıyorum bir arkadaşınızla ilgili bir takım sorunlarınız var. Kendisiyle ilgili bilgi almak istiyorum sizden Cenk Bey. Anlıyorum, kendisi şu an teknik masada mı oturuyor Erdem Bey? Hayır Cenk Bey. Hiç alakası yok mu? Hiç alakası yok. Uzaktan yakından bir kendisi alakası dahi yok. Kendisi onursal frog Cenk Bey. Neyse bu kurbiçlerin ruh haliyle ilgili bilgi verecek misiniz Cenk Bey şu Hayır, an hemen? Hayır, vermeyeceğim Erdem Bey. Peki kurbağa anneleri, kurbağa larvalarını larvam benim. Larvacık. I love you diye severler Erdem Bey. I love you. İngiliz kurbağalar. Anlıyorum, çok bu kurbağalar sevgili dinleyiciler biraz ecnebi oluyorlar, kusura bakmayın. Evet, bir de bazılarının sihir yapma özelliği vardır Erdem Bey. Pek çok kurbağa sihir yaparak hayatını kazanır. Nasıl yapıyorlar? Yapıp satıyorlar mı Cenk Bey bu sihirleri? Yapıp insanlara satıyorlar Erdem Bey. Ama beleşe veriyorlar diye düşünüyorum. Onlar elimiz alışsın diye Erdem Bey, elimiz sihirlere alışsın sonra diye. Sonra bir kere alıştırdılar mıydı? Bağımlısı oluyoruz değil mi? İnsan sihirsiz bir hayat düşünemiyor Erdem Bey. Anladım. Sihir Allah sihir, sihir de sihir. Güzel konuştunuz Cenk Bey. Sevgili dinleyicilerimiz, işte bu mühim konularımızla ilgili detaylı bilgiyi programımızın içinde mi bulacaklar? Nerede çok buluyorlar? Çok müebbet muhabbet bülteni bir insansınız Erdem Bey. Sağ olun Cenk Bey. Çok teşekkür ederim. Programımızın ilerleyen dakikalarında bunları dinleyebilirler belki, eğer unutmazsam ya da canım anlatmak isterse bilgi benim. Saçmalamayın Cenk Bey. Tamam yeter. İster anlatırım, ister anlatmam. Bravo Cenk Bey. Sevgili dinleyiciler, işte 80'li yıllardan kalma bir şarkı, ata binerek aramızdan ayrıldı kendisi. Kendisini bir şövalye zanneden bir şarkı.
Erdem Bey lütfen kafayı mikrofona koymayalım. Ama Cenk Bey çok karşımda iğrenç bir durum. Deminden beri tartışıyorsunuz sana kafayı koyarsam görürsün falan şekli. Ama gerek en sonunda yani, dayanamadım gömçürdüm alnımı Cenk Bey. Düzgün bir şekilde ayarlarsanız. Dikkat ederseniz dağıldı. Kendisi duracaktır Erdem Bey. Sağ olun Cenk Bey. Sevgili dinleyicilerimiz Skidrow adlı arkadaşlarımızın. İskidrow Erdem İskidrow Bey. Adlı arkadaşlarımızın Ozzy Osbourne adlı amcamızın yaptığı bir parçayı böyle iğrenç yorumlamasıyla yorumlamamışlar zaten Erdem. Aynısını bu güzide ülkemizdeki bar grupları şeklinde aynen ıvıldanmışlar herhangi bir şey eklemeden çıkarmadan. Evet güzel konuştunuz. Nasıl güzel bir yorum oldu. Bir daha söylesene nasıl güzeldi değil mi Erdem? Harikaydı. Güzeldi bence, güzel. Bence herkes beğenmiştir bu konuşmanızı Cenk Bey. Yuhu. Sevgili dinleyicilerimiz bugün İlk bölümümüzde ilk konuğumuz sevgili Cenk Bey. Hoş geldiniz Cenk Hoş Bey. Hoş bulduk Erdem Bey. Gerçekten beni ilk konuk olarak bugün almanız çok sevindirdi. Zira hep son konuk olarak alıyorsunuz. İçeride donuyorum. Ayıp ediyorsunuz Cenk Bey. Sevgili dinleyiciler konumuz ise bugün halılar, halı kaplama sistemleri ve halıların... Niye mikromiyolojik mikromiyolojik canlılar değil mi Erdem Bey? Evet halıların üzerinde yaşayan... Ben miyoloji üstadıyımdır zira. Mikro canlılarımız ve lermiz. Cenk Bey öncelikle halı mevzuna şöyle kısaca bir değinelim. Nedir tabii. Halı, nasıl yapılır? Halı salonlarımızın genelde orta yerinde rastladığımız bir tür yaşam formudur Erdem Bey. Canlı bir varlık mıdır kendisi? Canlı varlık, onu canlı yapan kendi... köklerinde yaşayan yani kıllarının köklerinde yaşayan bir takım mikroskopik hayvancağızlardır Erdem Bey. Ya zira biz... bazen sabah kalktığımızda halının minimal de olsa yer değiştirmiş olduğunu görürüz. İşte bu canlılar geceliğin kendi aralarında ıvıldanırken halının şeklini böyle yerini böyle değiştirirler mendeburlar. Fakat bu halılar bir türlü dik duramıyor Cenk Bey. Bütün gün yerlerde sürünüyorlar. Hatta bazı halılar sevgili... yerlerimizin üzerinde parke ya da Bob Marley'lerin üzerinde kayaraktan çeşitli güzel vakit geçirmeye çalışıyorlar sayemizde ama gerçekten de pek hareket edemeyen canlılar açıkçası. Üzerindeki canlılar ufak da ondan Erdem. Üzerindeki canlılar aslında üzerinde değil de altında yaşasa Cenk Bey ve yürüyerek halıyı da taşıyarak çeşitli odalar mesela bir gün gelip bir baksak ki akşam gelip baksak ki salondaki halımız ki. Çat hole gitmiş. O ben sık sık uyguladığım bir deneydir Erdem Bey. Misal bir kediniz varsa halıyı bu kedinin üzerine koyarak bütün evi rahatlıkla gezmesini sağlayabiliyorsunuz. Kedi biraz sıkılabiliyor bazen ama fakat olsun. Cenk Bey ben kediden değil halının üzerinde yaşayan ve sanırım Might adı verilen o küçük gözlü... They might leave yeah. They bite Cenk Bey. Bu canlıların halının altında yaşayarak halıyı göndermeleri, çeşitli yerlere götürmeleri, bir yerden diğer bir yere nakletmeleri ve bu vesileyle halı satıcılarının da başının ağrımasının geçmesini. Şimdi halı satıcıları dua edin Erdem Bey, halıları satarken içindeki might'ların da parasını istemiyorlar. Öyle mi? Tabii zira. Might'lar yanında eşantiyon mu Cenk Bey? Öyle gibi oluyor Erdem Bey. Hiç bahsetmiyor halı satıcıları. Yani diyorsunuz bu yeni halı mı, temiz mi, içinde might var mı falan filan. Kendisi might up geçmeyin lütfen might şeklinde diyorlar, espriler yapıyor Erdem Bey. Bir de sizin beyninizin korteks adını verdiğimiz üst zarında çıkarttım ben onu evet. Evet onun yerine halı kaplattınız. Halı flex evet. Sevgili kafatasınızı duvardan duvara halıyla kaplattınız. Evet zira doğru mu? Kafam uğulduyordu Erdem Bey. Kafamın içinde devamlı sesler duyuyordum. Bunların dışarıdan gelen sesler olduğunu düşünerek sevgili korteksimi çıkartıp yerine halı kondurdum. Ses geçirmez hale getirdiniz sevgili beyin aynınızı. Peki zihin çalışmasında bir değişiklik oldu mu Cenk Bey? Ya da kafanız daha mı sıcak artık? Yo daha sıcak evet fakat haftada bir temizlikçi geliyor Erdem Bey. Tabii doğal olarak biraz kirleniyordur değil mi? Dağılıyordur. Peki Cenk Bey bu sevgili mikroskopik yaratıklar halının içerisinde yaşıyorlar. Hı-hı. Bu tüylerin arasına giriyor mendebur hayvanlar. Hı-hı. Biz de bütün gün halının üzerinde Hı-hı. dolaşıyoruz. Sadece Hı-hı. biz değil bütün ev ahali, efrad. Neden ezilmiyorlar bizim? Yani ayaklarımızın altında acaba göremediğimiz mayt cesetleri mi yapışıyor? Gece onlarla mı yatağa giriyoruz? Zannetmiyorum Erdem Bey. Zira onlar çok ufak olduğu için terliklerimiz onları ezmeye yetmiyor. Ama eğer mikroskopik terliklerimiz olsaydı onları ezebilirdik. Zira mikroskopik hayvanlarla aynı dilden konuşmamız lazım. O halde mikroskopla ezelim Cenk Bey. Direkt mikroskopu alıp beyinlerine dandun gömçürebiliriz diye düşünüyorum. Mikroskopun altındaki lem ve lam adı verilen ve Lamborghini adını verilen camlarla ezebiliriz bir ihtimal ama ben denedim ezilmiyorlar Erdem Bey. Ezilmiyorlar. Onları çıtlatmak lazım Cenk Bey. Çıt yapmadan. Onda herkes çıtlatamaz. Tırnak yapısının çok uygun olması lazım. Tırnak ve barnağ yapısının. Mikroskopik barnağ ve mikroskopik dırnağa ihtiyaç evet, var Cenk zira Bey. Mite'lar bitlerden daha ufaktır Erdem Bey. Yani sizin her gün çıtlattığınız bitleriniz mite'aplara işlemez. Pardon mite'aplara.
kaynaklara. Peki Cenk Bey, biz bir parça şöyle nasıl insanlar evlerinde akvaryumda balık besliyorlar işte kuş kafeste falan fişmeken. Bir parça şöyle küçük el kadar bir halı alıp onu bir camın içerisine, hatta bir mikroskobun sabit bir mikroskobun altına koysak. Aa ne güzel, hatta oraya mikroskobik böyle şeyler yaparız, kibritten küçük kanepeler yaparız. Evet. Bir de minik insanlar yaparız, orada yaşar falan diye konuştururuz onları. Mesela onlara siz ne yedirmeliyiz Cenk Bey? Erdem Bey? Hayır Cenk Bey, gayet sağlıklıyım. Onlara maytlara ne yedirmemiz mı lazım yani, deri böyle döküntüsü bir durumda? Efendim? Deri döküntüsü. O da basit, her yerde var Cenk Bey. Eğer onunla doyuyorlarsa yani veririz. Doyuyorlar tabii. Ufacık hayvanlar Erdem Bey, ne verseniz doyuyor. Allah bilir, mesela diyelim ki bir barnağımız yara oldu. Deri değiştiriyor. Oradan o deriyi çıkartıp oraya bıraksak 2 ay yerler Cenk Bey. Anlıyorum. Erdem Bey, mikrofonunu isterseniz kapayalım midemiz bulanmadan. Cenk Bey ne kadar dayanıksız. Yani bilim adamı bu kadar midesiz olmamalı. Kusura bakmayın. Ben Erdem Bey genelde deneylerimi yaparken gözlerimi kapatıyorum. Böyle bağlıyorum. O zaman sevgili mate'larımızı nasıl görüyorsunuz Cenk Bey, ya da mate'lerimizi? Görmek önemli değil, hissetmek önemli Erdem Bey. Hislerinizle kesiyorsunuz hayvanları. Bilime hislerimle yön veriyorum. Peki bu mate'lar çok küçük Cenk Bey. Mikroskopla ancak görülebiliyor. Acayip küçük Erdem Bey. Bunların iç organı da var mı? Var Erdem Bey. Nasıl oluyor Cenk Bey? Onlar daha da ufak yani, oha. Belki de biz daha dev bir dünyanın minik mite'larıyızdır Erdem. Hayır, acaba İkimiz onlar... dev bir dünyanın minicik iki mite'ıyız. Mite'lar arasında çok ünlü bir şarkıyı söylediniz herhalde. Mite'lar listesinde bir numara Erdem Bey. Wow. Belki de Cenk Bey onlar çok küçük değildir. Biz çok büyüğüzdür. Bu da olabilir mi? Erdem Bey, biz çok büyüğüz, orası ayrı. Manevi anlamda demiyorum Cenk Bey. Yani. Manevi anlamda gidebiliyorum zaten. biz fark etmez Erdem Bey, sonuçta aradaki fark önemli. Ha, ister biz büyük olalım ister onlar küçük sonuçta olsun. Sonuçta gözümüzle görebiliyor muyuz? Göremeyiz. Önemli olan şu, onlar bizi gözleriyle görebiliyorlar Erdem Bey. Gözleri var mı Cenk Bey? Var. Fıldır fıldır mı? Fıldır fıldır dönüyor Erdem Bey. Gözleri içinde hele oynuyor. Hele çiftleşme yani mevsiminde görmeyin kerataları nasıl fıldır fıldır böyle geziyorlar. Ortalığa saldırıyorlar değil mi? Evet Erdem Bey. Yaz kış yaşıyorlar. Fakat bölünerek çoğalıyorlar, ben işte ona şaşıyorum. Evet, yani biz onları bölsek de yine çoğalıyorlar mı Cenk Bey? Çoğalmış oluyorlar ve teşekkür mektubu gönderiyorlar Erdem Bey, ama sağ çok olun, küçük olduğu için göremiyoruz. Teşekkür ederiz, biz bölünecektik, siz böldünüz, bizi bir zahmetten daha kurtardınız. Evet. Mektubuyla, evet anlıyorum. Şimdi önemli olan şu, bakın eğer onlar baktıkları zaman bizi göremiyorlarsa, biz de eğer küçücük mayatlarsak başka bir evrende sevgili Erdem Bey dev evrene gönüllerinde taht kurmaya çalışarak albüm satmaya çalışıyorlar. Olmuyor Cenk Bey. Ama başarıyorlar Erdem Bey. Başarıyorlar. Eğer onu amaçlıyorlarsa başarıyorlar. Zira bütün liseli kızlar Hip Hop Chili Peppers'ın peşinde. Cenk Bey dikkat ederseniz bilmiyorum bu şarkıyı dinlediniz mi? Bütün albüm böyle Cenk Bey. Yani inanılmaz, insanın artık yeter be. Biraz şöyle doğru düzgün eski o Blood Sugar Sex Magic'teki gibi şarkılar çalın falan diyor ama maalesef adamlarda tık yok Cenk Bey. Bir isterseniz ziyaret edelim. Evlerini biliyor musunuz Erdem Bey? Evlerini biliyorum. Ben adam gönderdim Cenk Bey. Ziyaret ettiler. Bana mısın demediler mi? Yok demediler. Demek henüz, ki belki de evi bulamamışlardır. Benim Osmanlı silleme ihtiyaçları var. Sanırım Cenk Bey. Bundan sonraki sefere sizi göndermeyi düşünüyorum. Sağ olun Erdem Bey. Yanıma 4 tane de atlı verirseniz size atsız versem olur mu Cenk Bey? Atsız ama kahraman versem olur mu Cenk Bey? Olmaz Erdem Bey. Atlı lazım. Atlı kahraman mı vereyim yoksa atlı alelade insan mı vereyim? Atlın sıradan bana şey verin Erdem Bey, piyade. Atlı piyade. Onlar da yeter diyorsunuz değil mi? Evet, üstelik atlı piyade şeklinde dünya savaş literatürüne yeni bir şey kattım. Atlı pilav vereyim Cenk Bey size. Atlı pilav, üstü pilav. Sevgili dinleyicilerimiz, gördüğünüz gibi programımız herhangi bir konuya girizgah yapmadı. Çünkü bunun bir sebebi var, öyle değil mi Cenk Bey? Nedir Erdem Bey bunun bir sebebi? Bunun bir sebebi reklam vaktinin gelip alnımızın tam ortasından kafayı sevgili yüzümüze, suratımıza ve programımıza koymuş olması. Şimdi ben anlamıyorum, bizim program 8-7'de başlıyor Erdem Bey. Fakat reklamların zamanında girmesine inanılmaz derecede önem gösterilirken bizim program saat 7'yi 5 geçe, 7 geçe, 10 geçe falan giriyor Erdem Bey. Şimdi ben siz bu bana atlıları biraz erkenden verirseniz Erdem Bey. Veririm Cenk Bey'e bir. Sağ ol. Teşekkür ederim. Neden olmasın? Neden olmasın? Dın. Bunun için daha fazla atlı gerekir mi yoksa 4 atlı size yetiyor mu Cenk 4 Bey? Ya da 6 tane de olabilir Erdem Bey. Değişebilir. Ben bir hesap yapayım da. Tamam oğlum. Tamam, sakin ol, tamam. Kes zırlama. Sız. Sız. Bir daha da sana slow şarkı çalarsam. Ama Cenk Bey slow çalın tamam da bu kadar hisli olmasın. Hisli yani misler, slow hisli dediğiniz puslu hisli olur Erdem. Slow başka ne olacak Erdem Bey? Yani kızgın slow olur mu? Olur tabii Cenk Bey. Mesela Edge of the World'da abimiz slow şarkı yapmış aşağı yukarı. Yani çok da slow değil ama slow sayılır sevgili Fatih No More abimiz. Fakat anlattığı şarkılar, şeyler, sözler o kadar da hisli değil. Küçük ama bir kızı kandırmaya çalışıyor.
O tür psikopatlar az bulunuyor Erdem Bey ve bir süre grupta devam ettikten sonra dağılıyorlar biliyorsunuz. Anlıyorum. O yüzden yani artık şunu kabulleniyorsunuz. Slow şarkı tür... dinliyorsanız sisleneceksiniz Erdem Bey. Böyle hayatın işte... gerçeği bu. Fakat Jack Bey onlar içtiyse bir tür yani bir süre devam ettikten sonra şöyle 5-6 albüm çıkardıktan sonra zirvedeyken dağılıyorlar. Bu sevgili Kıtırpiyoz Richie Sambora hala dangır dungur davul çalıyor Jack Bey pançovinin arkasında. Davulcu değil Erdem Bey kendisi gitarcı. Neyse gitar çalsın fark etmez. Ne yapsın Erdem Bey adam demek ki zamanında az kazanmış o yüzden adam gibi vaktinde az kazanmış az yiyorsunuz. Çalışmaya devam ediyor Erdem Bey. Neyse konumuz o değil Cenk Bey. Bize de canım müzisyenler ne yaparsa yapsın. Aman. Zaten gitar da çalamıyor, edemiyor. Cenk Bey bu helvalar biliyorsunuz bugün tabii, araştırma tabii, konumuz. Evet. Bu sizin dinleyici... tez konunuzdu zannediyorum. Kimlerin helvaları yenmeli şeklinde. Öyle miydi? Yanlış mı? Hayır yamuluyor yanlış muyum? Yamuluyorsunuz Cenk Bey. Helva kavramını araştıran bir konu bu. Yani biliyorsunuz pek çok çeşit helva var. İşte hı-hı, kağıt helvası, hı-hı, pamuk hı-hı, helvası, ondan hatta, sonra irmik helvası, tahin helvası. Okullarımızın önüne helvacılar gelerek gelirler. Helva günleri. Helva günleri düzenlenir ve haydi çocuklar kimin helvasını yiyoruz falan şeklinde esprili helvacılar. Çocukların kendisinden leblebi helvası olsun. Efendime söyleyeyim başka işte öbür demin saydığınız kıl tüy helva türlerinden almasına çalışırlar Erdem Bey. Tahin helvasıydı şiş mekanı. Tahin pekmezi. Nedir Cenk Bey helva? Yani neden böyle genel bir... döndük dolaştık bir... bana sorduk. Tamam o zaman sana size sormayayım Cenk Bey. Şöyle bir araştırma yapalım. Brainstorming yapalım isterseniz. Tamam Erdem Bey o halde ne dersiniz? Yağmurluklarımızı giyelim mi? Olabilir Cenk Bey. Yüzümüze beyin parçaları çarpmasın diyorsunuz. Slops şeklinde. Cenk Bey bu... Sanırım çok fazla ezilmiş, içerisinde oldukça fazla yağ ve şeker ihtiva eden ezik yiyeceklerimize biz evet, genel olarak helva diyoruz. Şimdi Erdem Bey şöyle bakmak lazım olaya. Pek çok yemek yapılıyor ve bunlar pek çok farklı maddelerden yapılıyorlar. Şekerinden tutun, ununa vesairesine kadar. Fakat bunların bir şekilde... Ununa uzununa mı Cenk Bey? Mesela cevizler Erdem Bey, parça ceviz kullanılan bir takım şeylerden sonra, özellikle tatlılardan sonra bu cevizler artıyor. Bunu adam gün boyunca yaklaşık 50 kilo kadar böyle bir tatlı yapıyor. Bunun artmış halde 1 kilo kadar artık eder. Bu adam tabii, 1 kilo artığı atmıyor ve helva dediğimiz kavramı ortaya çıkartıyor. Yani pastanelerde kalan artıklardan yapılan her türlü ıvırtı zıvırtı yani mutfak artıklarından ortaya çıkartılan tatlımsılara helva adı veriliyor Erdem Bey. Peki bu müsvedde kağıtlarımızı mı kağıt helva yapımında kullanıyoruz o halde Cenk Bey? Yani bunlar da kağıt artıklarından yapılan helvalara kağıt helva mı diyoruz? Çok güzel bir söylem yaptınız Erdem Bey. Kelime benzeşmesinden yani yola çıktınız. Hayır sizin söylemlerinizden tanımınızı hayır, adam kağıda kağıt uyarladım helva, Cenk kağıt Bey. Kağıt helva diye bir şey ıvıldanmış adam orada Erdem Bey. Kağıt helva demiş. Anlıyorum. Yoksa içerisinde kağıt olduğundan değil. Peki, biraz pamuk selüloz helva var tamam ama fazla kağıt yok Erdem Bey yani. Peki pamuk? Pamuk helvada helva kesinlikle pamuk yoktur Erdem Bey hayır. İnanmıyorum size Cenk Bey. Ya. Bir daha yersem iki olsun Cenk Bey. O bir tek kesme şekerden yaptıklarını söyledikleri o büyük koskoca pamuk helvalara 1 milyon lira para veriyorum Cenk Bey. Her Allah'ın günü 5 tane. Bravo Erdem Bey ama siz de pamuk helva bağımlısı nasıl olduğunuzu anlamadım ama niye olduğunuz onu hiç anlamadım. Sağ olun Cenk Bey. Pamuk helvayı yiyenlerin pamuk elleri olur ileriki yaşlarda diye. Hani yaşlanınca pamuk dede olursun demişler size herhalde Erdem Bey. Evet Cenk Bey o yüzden pamuk helvaya biraz önem ve ehemmiyet vermeye çalışıyorum. Anlıyorum Erdem Bey. Bir de irmik ve irin helvaları vardır Erdem Bey. İrinlik helva evet Cenk Bey. Un helvası vardır. Un helvası vardır. Un helvası zaten çok saçma bir tabir. Çünkü un olmadan helva olmaz Cenk Bey. Ne demiş atalarımız? Unun var mı var, şekerin var mı şeker, yağın var mı yağ. Ne gözlük şeklinde bir saçmalamaları vardır evet hatırlarım. Atalarımız bazen çok saçma sapan şeyler uyduruyorlar Cenk Bey. Evet. Ne diyorduk? Ha, evet yani un genel olarak hepsinde bulunuyor Cenk Bey. O yüzden un helvası tabirini buradan kınıyorum. Kusura bakmayın. Zaten ben tadmıştım bir kere. Bir şeye benzemiyordu. Aa, yemem ben ondan Erdem. Ben çok severim yemem, Cenk Bey. Ben olsa yemeyecek, şimdi bir kilo yerim. Yemeyeceksiniz Erdem. İrin helvasını da sanırım çeşitli artıklardan yine yapıyorlar değil mi Cenk Bey? Tabii isim vermememiz gereken bir takım artıklardan yapılıyor bir irin helvası. O kendisini bilir diyorsunuz. Anlıyorum. Etlerle mesela tuzlu yiyeceklerimiz var. Et, karbohidrat tuzlu helvaların hiçbiri tuzlu değil. Dikkat edin Erdem Bey. Dikkat edin tuzlu bir helva bakın. Çok dikkatli bakıyorum. Göremediniz Erdem Bey geçti. Kaçırdım Cenk Bey. Belki hayatımda görebileceğim tek tuzlu helvayı da ya, kaçırdım. Nasıldı? Çok acayip bir Erdem Bey. Tekrar bir ışık hüzmesi haline geldi. Tekrar gökyüzünde yükseldi.
Sevgili dinleyiciler, gördüğünüz gibi tuzlu helvalar dünyamızın etrafında yılda 726 kez dönüyorlar. Dünyada ilk kez tuzlu helva gören programımız Müebbet Muhabbet. Dünyada değil, uzayda Cenk Bey. Uzayda mıyız biz Erdem Bey? Dünyamızda tuzlu helva yok demiştik bunu zaten. Uzayda var tuzlu helva. Ama bizim gördüğümüz yer dünya. Ama gökyüzünde görmedik mi Cenk Bey? Gökyüzünde gördük. Gökyüzü uzay mı Erdem Bey? Değil mi? Siz de iyice sanırım... Şimdi mesela sizin, güneşin sevgili... dünyamızda olduğunu mu iddia edeceksiniz Cenk Bey? Güneş parlıyor Erdem Bey. Evet. Uzayda normal helvada parlamıyor. Helvada harlıyor Cenk Bey. Harlamıyor. Görmediğiniz şeyi uydurmayın Erdem Bey. Evet görmedim, haklısınız. Peki uyduruyorum, kabul ediyorum. Aferin, aferin. Peki Cenk Bey, bu helvaları neyle eziyorlar? Yani bunda bir ezilme var değil mi? Bu ezilme payı var. Ezik canım, başlı başına ezik bunlar Erdem Bey. Ezik yani kendine güveni olmayan. Mesela levlebi helvası vardır. Helva diyoruz. Levlebi helvası vardır. Yenebilecek yani bir iki helvadan bir tanesidir Erdem Bey. Onda da niyeyse levlebileri eziyorlar. Adı üstünde Cenk Bey, leblebi helvası. Ezmeden yaparlarsa onlar ne olur? Dişlerimizin dolgularına girer ve orada çürürler. Herkes Cenk Bey sizin gibi dişlerinin dolgusu döküldükten sonra etrafta boş dişlerle gezmiyor Erdem Bey. Ama Cenk Bey, bu çok güzel bir şey yani. Orada sakladığım yemeklerle ben 2 gün yaşayabilirim. Anlıyorum, teşekkür ederim. O halde dağlara tırmanmaya hemen başlayın Erdem Bey. Tamam Cenk Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Bunu saymıyoruz, yine bekleriz. Gelmeyeceğim ki. Geleceksin. İnsan sinirlenince de şarkı yapıyor. Sevinince de şarkı yapıyor. Ağlayınca da şarkı yapıyor. Yani bu şarkılar artık ayağa düştü Cenk Bey. Müzisyenlik. Çok güzel söylediniz Erdem Bey. İnsan halbuki ki belirli, mesela üzüm yediği zaman şarkı yapılmalı değil mi Erdem Hayır Bey? Yani bunun belli bir ne bileyim bir olmalı yani Cenk Bey, böyle herkes diye şarkı yapılmamalı diye düşünüyorum. Anlıyorum Erdem Bey. Bunu ileteceğim yetkili mercilere. Yetkili mercilere değil, sadece System of a Down'a iletirseniz çok sevinirim Cenk Bey. Yani güzel şarkıları var, onlara bir şey demiyoruz ama. Tamam, ne diyeyim o zaman Erdem Bey tam olarak? Böyle yapmasınlar şarkıda Cenk Bey. Doğru düzgün adam gibi vokal melodisi hırlama, yazsınlar. Isıracaksın ısır diyeyim yani, öyle mi Erdem Bey? Evet, erkek adam ısıracaksa ısırır öyle hırlayıp. Saatlerce hırlamaz. Zaten peki, hırlayan System of a Down ısırmazmış Cenk Bey. Çok güzel bir atasözünden dem vurdunuz ama ben demin zaten dem vurmuştum ona Erdem Bey. Aa, ne kadar demlik bir insansınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Cenk Bey, siz eski bir denizci, yeni bir gölcüsünüz değil mi? Ben öyle eski denizci lafını kabul etmem. Ne demek eski denizci? Denizci her daim yenidir Erdem Bey. Denizciler eskimez. Ama yani günümüzden epey bir yıl önce yaşadığınız ve o zamanki sevgili deniz taşıtlarımız olan sallarla seyahat ettiğiniz, kıtaları açtığınız işin veya için. Evet. Ben öyle olduğunuzu düşünüyorum. Hayır, tam olarak kadim anlamında söyledim. Değil Erdem Bey. Zira sallarla da biz yolculuk falan etmezdik. O zamanlar büyük dev gemiler vardı. Brigade ya da frigate adını galleon verdiniz. Var mıydı? Galleonlar da vardı Erdem Bey. Biz bunlarla seyahat eder ve dobarank diye bir takım gemilere çarptığımız gibi bordalardık ve içeri atladığımız gibi içeridekileri doğrayıp loot'u alır çıkar dönerdik Erdem Bey. Ne kadar oyunbaz bir insanmışsınız Cenk Bey. Demek o zaman da böyle oyunlar vardı bilgisayarlarda. Ne oyun Erdem Bey? Gerçek hayatta bu. Bakın sol kulağım yok. Evet, göremiyorum Cenk Bey çünkü kulaklık takmışsınız kendisini. Evet üzerine. Erdem Bey, mideniz bulanmasın diye. Aa, çok teşekkür ederim. Peki bu gemileriniz yelken ihtiva ediyor muydu? Ediyordu tabii ki. Büyük miktarda, bol miktarda yelkenimiz vardı diyordunuz. O yelkenlerde de en az Erdem Bey 600 kilo çarşaf vardı. Zira abi, yelkenler çarşaflardan yapılır biliyorsunuz. Öyle mi? Tabii. Peki Cenk Bey, bu siz korsansınız o zaman anladığım kadarıyla. Başka bir gemiye bordalayıp. Sonra vazgeçtik Erdem Bey. Sonra ticarete mi atıldınız? Ticarete gemi atıldım. Taşımacılığı. Hı hı. Peki bu ahşap gemileriniz çok dayanıksız olmuyor muydu? Yani adamın biri şöyle ne bileyim bir dabançayla bile ateş etse, bir delik açsa çup batarsınız Cenk Bey. Batarsınız ama Erdem Bey tahta batmaz. Öyle mi? İşte o sayede gemilerimiz batmıyor Erdem Bey. Şimdi yapıyorlar demirden, gemiler lökürt diye batıyor. Ama onlar da kurşun geçirmiyor Cenk Bey. Gemiyi kurşunla geçirmeye, kurşunla batırmaya çalışacak akla şaşarım ben Erdem Bey. Bravo. Siz neyle batırırsınız? Yani o zamanlar neyle batırıyordunuz Cenk Bey gemileri madem batmıyordu? O zamanlar Erdem Bey topla tüfekle iyice lime lime parçaları ayırıyorduk. Gene tahta yüzüyordu sonra ama... Sonra satıyordunuz değil mi o tahtaları? Sonra satıyorduk evet. Şimdi de duyduğuma göre jilet yapıyorlarmış o gemilerden. Ne kadar saçma. Evet, gerçekten de teknoloji nereye geldi? Demek ki teknolojide ileri gittiğimizi zannederek yavaş yavaş geriliyor muyuz Cenk teknolojide Bey? Teknolojide ileri gidiyoruz ama insanlıkta geriye gidiyoruz Erdem Bey. Aa, ne kadar iğrenç konuştunuz Cenk Bey. Sağ olun, mesaj verdim. Rica ederim.
Bu denizcilik konusuna geçmişken siz sevgili korsanlık dönemlerinizde de şimdiki ticari dönemlerinizde de o halde hava şartlarıyla pek fazla haşır neşir olan insanlardansınız. Özellikle tabii, denizde tabii, fırtınalar, tabii. İşte dalgalar, efendime söyleyeyim büyük deniz canavarları, 80 kolu ahtapotlar. Tabii ki Erdem Bey bunlarla hep yaşadık. Ben bunları bir anı kitabımda toplamak istiyorum Erdem Bey ama... Hepsini mi Cenk Bey? Sığmaz ki hepsi bir kitaba. O zaman anı ansiklopedisi yaparım Erdem Bey. Anı odası yapın, hepsini oraya doldurun Cenk Bey. Oldu, o da olur Erdem Bey. Ama o zaman müze olması lazım oranın, evet. Bu tabii o zamanlarda bu pusula falan yok Erdem Bey. Ne yok Cenk Bey? Pusula. Ha. Yani bu devamlı kuzeyi gösteriyormuş, öyle bir şeymiş. Hayır Cenk Bey, devamlı kuzeyi gösterir mi? Nereye gidiyorsanız oraya gösterir. Allah. Eve gidiyorsanız evinizi gösterir. O kadar ilginç bir cihaz bu. Ama bana nereye gideceğimi göstermiyor Erdem Bey sonuçta. Tabii. Yani ben nereye kararsızsam yani. Nereye siz karar veriyorsunuz. İşte orası çok saçma Erdem Bey. Bizim zamanımızda biz hep sevgili Aydede'ye doğru giderdik. Dolayısıyla siz gideceğiniz yeri Ay'a sorardınız. O size gösterirdi ama pusulaya sorduğunuz zaman da göstermiyor. Siz önceden karar vermeniz lazım değil evet, mi Cenk Bey? Evet, o da çok saçma bir şey Erdem Bey. Evet, çünkü mesela düşünecek bu... o kadar şeyiniz var gemi kaptanlığı esnasında. Bir de nereye gideceğimize karar verecekmişiz. Fıs. Haklısınız Cenk Bey. Mesela bilgisayarlar da öyle. Bir oyun oynamak istiyorsunuz. Oyunu önce yüklemeniz gerekiyor. Sonra açmanız gerekiyor. İşte bilmem oynayıp bir sürü oynayacağınızı pişman ettiriyor. Yani değil mi, hakikaten Erdem Bey? Oynayana kadar ağzınızdan burnunuzdan kan Allah Allah. Kan geliyor Cenk Erdem Bey. Erdem Bey'in ani kahkaha ataklarından birini daha yaşadık sevgili dinleyiciler. Hiç... Sakin olun Erdem Bey. Hiç beklemediğim bir şey söyleyince böyle oluyor Cenk Bey. Anlıyorum. Demek ki insan söylediği şeyi dinlemeyince böyle oluyor. İnsan düşünüp de konuşur Erdem Bey. Hangi insan Cenk Bey? Normal insan. Ha, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başka sizin bu korsanlık günlerinizden bir ünlüyle yaşadığınız bir anınız var mı Cenk Bey? O zaman ünlü korsanlar var mıydı? Şu vardı ve yani? Ben daha çok Erdem Bey önemli olan şu, pek çok ünlü olmayan kişiyi doğradığım için şu an siz sayenizde pek hepsi pek ünlü çok oldu değil mi? Ünlüyü bilmiyorsunuz Erdem Bey. Yani evet, ben doğramamış olsa mesela ben zamanında o gemi olayları devam etseydi şu anda da ünlü olarak bildiğiniz pek çok kişiyi çocukken doğrayacaktım Erdem Bey. Bu sayede onların iğrenç şarkılarını duymak zorunda kalmayacaktık. İsim vereyim mi? Verin Cenk Bey. Ye ye. Peki hakikaten ünlüyle bir anınız var mı Cenk Bey? Yani doğramak dışında. Var yani, gecikmişim seni doğramakta diye kendisine dadanmıştım. Fakat çok fazla koruması vardı Erdem Bey. Kim o Cenk Bey? Söylemem ki. Ama ünlülerle olan anınızı anlatıp burada ünlünün adını vermemeniz biraz saçma ve biraz da sapan oluyor. Ama ünlülerle ilgili gizli bir anımı anlattım Erdem Bey, o yüzden. Açık edebileceğiniz bir anınız yok mu herhangi bir ünlüyle? Yani mesela ne bileyim, bir ünlüyü yelken olarak kullanmışsınızdır, birini dümene takmışsınızdır falan. Evet, bir tanesinin sırt derisini yüzdüğüm gibi yelken yapmıştım Erdem Bey çok uzun yıllar evvel kendisine. Kimdi Cenk Bey bu ünlümüz? Gönül yazar Erdem Bey. Anlıyorum, peki. Çok tebrik ediyorum Cenk Bey. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Sizin gibi bir korsanı Allah başımızdan eksik etmesin diye düşünüyorum Cenk Bey. Çok düşünceli bir insansınız. Özellikle düşünmenizi öğrenmem beni çok şaşırttı. Me diyor ama öyle bir diyor ki pardon me gibi anlaşılıyor Erdem evet, Bey. Evet Cenk Bey, kendisi de ne dediğini bilmiyor. Kendisini Türk Dil Kurumu'na şikayet ediyorum. İngiliz Dil Kurumu'na şikayet etmelisiniz Cenk Bey çünkü kendisi İngilizce konuşuyor. Amerikan İngiliz Dil Kurumu'nda mı yoksa İngiliz İngiliz dil? İngiliz İngiliz Cenk Bey, Amerikan ne alaka yani, saçma. Erdem Bey, Türk Dil Kurumu elektronik postayı yani e-mail'ı kısaltmış ve ona Türkçe bir kelime bulmuş, elmek. Ne demekmiş Cenk Bey? İşte e-mail. Bu nasıl ona göre kullanın değil mi? Ben olsam e-mail, güzel mail, hoş mail derdim Cenk Bey. E-mail, güzel mail, uzaktan hoş gelir mail. Zeytin gözlüm sana mailim neredendir diye bir şarkısı bile vardı ta yıllar önce Cenk Bey. Yıllar önce demek ki biz Türkler e-mail'i keşfetmişiz zaten. Ya da e-mail değil, sadece mail'i keşfetmişiz. Mail'i biz keşfettik Cenk Bey. Sana mailim neredendir? Yahoo'dan mı? Hotmail'den mi? Sana Hotmail'den maillendim. Mesela akşam oldu maillendim ben yine. Evet, bu güzel bir şarkımızdı Erdem Bey. Mail alırken devamlı söylemek zorunda olduğumuz bir şarkıdır ama beni biraz üzüyor her zaman her zaman. Üzüyor, çekinmiyor. Neden yani bu programlar bu şarkıyı söylemediğimiz zaman mailları vermiyor Erdem Bey? Vallahi bilemiyorum Cenk Bey ama programımızın bittiğini biliyorum. Kusura bakmayın. O zaman bakmayın. Gelin mail... bu sorunuzu yarın cevaplayayım hem isterseniz. Hem sitemize gelen mailları alalım Erdem Bey. Haydi gelin hep birlikte maillenelim Cenk Bey. Ne Haydi dersiniz? Haydi bakalım şöyle. Oh!